Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programının bu bölümünde ecbef fiillerle ilgili alıştırmalar göreceğiz. Tedribat alıştırmalar demekti. Ecbef fiil ise ortasındaki harfi illetli olan fiil demekti. Evet, ilk alıştırmamızda da işaret ettik emamel fiilil ecbef diyoruz. Da koy demek, tik işareti koy. Emamel fiili fiilin önüne, ecvef fiilin önüne onu belirten tik işaretini koy. Fiillerimizi sırayla ekranda görüyoruz. Ekele fiili var. Zade, heleke, ba'a, yecuzu, ya'budu, yesiru ve yenamu fiili var. İkinci sütunda muzari olarak verilmiş bu fiiller. Diğer sütunda ise emir fiilleri var. Kun, bi', i'lem ve ızkur fiilleri var. Ve diğer sütunda ise if'al babında sülasi mezit fiilleri görüyoruz. Enzele, e'ade, ekrame, erade şeklinde. Evet, ilk sütundan başlayarak ekele fiili ecvef değildir ancak zade fiili ecveftir çünkü ortasında illet harfi olan elifi görüyoruz ki bunun aslı harfidir, o da illet harfidir zaten. Yine ba'a fiili de ecveftir çünkü ortası illetlidir. Yecuzu fiili de illetlidir ve ecvef bir fiildir çünkü illet harfi vardır ortasında. Yine yesiru fiili ve yenamu fiilleri muzaridirler ve ecveftirler. Kun emri ve bi emri de ecvef fiildir. Çünkü kun emri kâne'den, bi ise ba'a fiilindendir. Diğer sütunda ise e'ade ile erade fiilleri ecveftirler. Çünkü ortasında illet harfini görüyoruz. Diğer alıştırmamız ayyin li kulli hâzihil ef'alil mudâri' fi'lel mâzî diyoruz. Yani muzari fiil için, her bir muzari fiil için mazi fiili tayin et, belirle diye soruyoruz. Muzari fiillerimizi önce görüyoruz. Ya'udu, yezuru, yekulu, yedumu şeklinde. Yine diğer sütunda yekidu, yesiru fiili var ve yebi'u fiiliyle yezidu fiilini görüyoruz. Ve son sütunda ise yehafu fiili var. Yine yenamu muzarisi var. Yenalu muzari fiili var. Bir de yezalu fiili var. Evet, ilk sütundan başlayarak muzari fiilin mazisini tespit edelim. Yaudu fiilinin mazisi ade olacaktır ki bunun aslı avede şeklindedir. Vav elife dönüşmüş, ade olmuş muzarisinde. Ya'udu şeklinde söylenecek. Yezuru fiilinin mazisi ise zara şeklindedir. Ki aslı zevare'dir. Ki ziyaret de buradan geliyor. Yine yekulu fiili daha önce gördüğümüz ve sıkça kullandığımız bir fiil. Bunun mazisi kale şeklindedir. Ve yedumu fiilinin mazisi ise dame şeklindedir. Yani devam etti ki onun da aslı devame idi. Yekidu fiilinin aslı keyededir ve biz onu kade olarak okuyoruz. Kadeye dönüşüyor çünkü. Ve yine yesiru fiilinin aslı mazisi ise sare şeklindedir. Seyere yani seyran etmek ki oradan geliyor. Bunun sareye dönüştüğünü hatırlıyoruz. Yebi'u fiilinin de aslı beya'dır ve ba'a şeklinde mazi olarak okunuyor. Ve yine yezidu fiilinin mazisi zade şeklindedir. Yehafu fiili yine ecvef muzaridir ve mazisi hafe şeklinde olacaktır. Ve yenamu fiilinin mazisi name şeklinde ve yine yenalu yani nail oluyor, nail olmak. Mazisi nale şeklinde ve yezalu
zail oluyor. Bunun da mazisi zale şeklindedir. Evet, ilk sütundakiler aslı vavlu olanlar, ortadakiler aslı yeli olanlar, yani ortadaki harfi yeli olanlar ve son sütundakiler de yakabu şeklinde kullanılan fiiller. Yine diğer alıştırmamız ayyin li kulli hadihi el-ef'alil mudari emrel hadir. Her muzari fiil için, yani verilen her muzari fiil için emrül hazırını tayin et, belirle diye soruyoruz. Yekulu, yekunu, yezuru, yekumu fiili var. İlk sütunda, ikinci sütunda yesiru, yebi'u, yekilu, yezidu. Ki ilk sütundakiler vavlu olanlar, ortadakiler yeli olanlar ve son sütundakiler de hafe gibi fetaha yeftahu babında gelenler. Yenamu, yezalu, yehafu, yenalu şeklinde az önceki fiillerimiz. Yekulu fiilinin emri kul şeklinde idi. Evet, vav sakin, hareketsiz olduğu için sakin, sondaki de cezimli olduğu için sakindi. Vav siliniyor, geriye kul kalıyordu. Yekunu fiilinin emrül hadırı kun şeklinde. Yezurunun emrül hadırı zur şeklinde, yani ziyaret et manasında. Ve yine yekumu fiilinin emrül hadırı kum şeklindeydi. Evet, vavlı olanlar bu şekilde öttüreyle geliyor. Yeli olanlara baktığımızda ise yesirunun emrül hazırı sir şeklindeydi. Yani git veya yürü veya seyret gibi bir manaya geliyor. Yebi'u bi' şeklindedir. Satıyor veya sattı manasında. Yine bir ise emir olduğu için sat şeklinde emir, manası var. Yekilu ölçüyor, kil şeklinde emrül hadırını görüyoruz. Ve yezidu ise zid şeklindedir, artır manasında. Ortası yeli olduğu zaman ilk harfi esreli geliyor. Yenamu ise fetaha yeftahu, yani feale yef'alu babında. Ve bunun da aslı da vav'dır. Ancak bunun emrinde nem diyoruz, yani uyu manasında. Yezalu da zel şeklinde söylüyoruz. Bunun nasıl yapıldığını da hemen hatırlıyoruz. Son harf cezimli olduğunda elif siliniyordu. Yekafu haf şeklinde emrül hadırını hatırlıyoruz. Yine yenalu içinde nel şeklinde olacaktır emrül hadırımız. Evet. Demek ki ecvef fiiller için 3 farklı emirden bahsediyoruz. Ortası vavlı olduğunda ve yekulu şeklinde geldiğinde kul diyoruz. Yebi'u da bi' diyoruz ve yekafu da haf diyoruz. Ayyin li kulli hadihil ef'al aslaha sülasi. Verilen her bir fiil için sülasi aslını, yani sülasi kökünü belirle diyoruz. Yani sözlükte nereye bakacağımızı, hangi maddeye bakacağımızı belirleyelim. Fiilimiz eade'dir. Yine enkade fiil, inkade fiilini görüyoruz. İştaka fiili var. İğtabe fiili var ilk sütunda. Ve yine diğer sütundaki fiilimiz isteşare fiili var. İstifal babında. İstefade fiili var. Bunların hepsi ecvef fiiller. İstihara fiili var ve istigase fiilini görüyoruz. İlk sütundaki fiillere baktığımızda, yani eade, inkade şeklinde devam eden, eade ifal babında mazi bir fiildir ki bunun mücerret kökü avede şeklindedir ve ade diye okunacaktır. İfal babında eade, yu'idu, iadeten şeklinde mazi, muzari ve mastarı vardır diyoruz. İkinci fiilimiz, yani inkade fiili ise infial babındadır. Bunun sülasi mücerret kökü kavede şeklindedir. Başına in eklenmiş ve vav elife dönüşerek inkade olmuştur. İştaka fiilinin sülasi mücerret aslı şevekedir ki biz iştakayı sözlükte ararken şaveka maddesine bakacağız. Ve iftial babında iştakaya dönüşmüş.
İrtabe fiili de yine iftial babındadır. Ki aslı gayebedir ve başa esreli bir hemze ortaya T ekleniyordu. İftial babında Y harfi elife dönüşerek irtabe olmuş. İsteşare fiilinin sülasi mücerret kökü aslı şavaredir. Şavarenin başına ist eklenmiş. Vav elife dönüşmüş. İsteşare olmuş. Yani istişare etti manasıyla. İstifadenin aslı feyededir. Peki kökündeki orta harfin vav mı ye mi olduğunu nereden anlayacağız? Hemen anlayamayız. Burada kelimeye aşina olmamız gerekecek. İstifade etti manasıyla. İstihare fiilinin de aslı hayare şeklindedir. Ve istihare etti manasında. İstifal babında istigase imdat diledi. Burada gavese'dir aslı. Ki bunun da ortasının vav ve ye olup olmadığına her zaman emin olmayabiliriz. Dediğimiz gibi bu sözcüklerin aşinası olmamız gerekiyor. Ve yine ortası ile ilgili sözlükten bakmamız gerekecek. Haddit fi hadihil ayatil fi'lel ecvef. Bu ayetlerde ecvef fiili belirle, tayin et, göster, işaret et gibi bir alıştırmamız var. İlk ayetimiz İsra suresinden bir cümle. Ve in uttum udna. Evet, İsrailoğullarına hitap edilerek eğer siz eski bozgunculuklarınıza yani fesatlığınıza dönerseniz biz de döneriz manasında. Burada iki tane ecve fiil var aynı kökten. Uttum, udna. İkisi de mazidir. Ve bunun mazi çekimlerini şöyle hatırlayalım. Ade döndü manasında. Aslı avededir. Ada ikisi döndü. Onlar döndü derken adu diyoruz. Ortadaki elifi görelim. Adu. Adet o müennes. Adeta o iki müennes. Ve cemil müennese geldiğimizde bunun aslının avedne olması gerektiğini biliyoruz. Ancak vav ötreye işaret ettiği için vav hareketsiz kılınıyor ve ayn harfi ötreli yapılıyordu. Aslının ötreli olduğu hesaba katılarak. Udne onlar döndü manasındadır ve ondan sonrakiler de aynı şekilde devam edecek. Çünkü aynı durum onlar için de geçerlidir. Utte sen döndün. Uttum siz döndünüz. Tabi burada dal t'ye idgam edilecek. Şeddeli okunacak. Uttum siz döndünüz. Utti yine sen. Uttuma ikiniz uttunne. Siz uttu ben udna biz döndük. Ayet-i kerimede işte uttum ve udna çekimleri gözüküyor. Yani siz döndünüz. Udna ise biz döndük manasında. Ecbe fiilin mazi çekimleridir. Diğer ayet-i kerimemiz ve evful keyle izâ kiltum vezinû bil kıstâsil müsteqîm şeklinde yine İsra suresinde geçen bir ayet-i kerime. Ve evfû tam ölçün, noksansız ölçün, el keyl ölçüyü, izâ zaman, kiltum ölçtüğünüz zaman. Vezinû ve tartın bil kıstâsi terazi ile, el müsteqîm müstakim terazi ile, yani dosdoğru terazi ile tartın. Bu ayet-i kerimede kiltum ecve fiildir ve bu fiilin mastarı keyel, keyelde geçmiştir. Yani hem fiil hem de mastarı bu ayette geçmektedir. Mazi çekimlerini şöyle görelim. Kale ölçtü, kala ikisi ölçtü ki bunun aslı dediğimiz gibi keyeledir. Kalu onlar ölçtü. Kâlet o müennes, kâleta o iki müennes ve cemül müennese geldiğimizde aslına döneceğiz. Keyelne iken y hareketsiz kılınacak ve kef harfi esreli olacak y'ye işaret etmesi için. Yani aslının y olduğunu anlatması için k harfi esreli yapılacak. Dolayısıyla kilne denecek. Ortası vav olduğunda ilk harf ötreli iken ortası y olduğunda
İlk harf esreli yapılıyordu. Bundan sonrakilerde aynı devam ediyor. Kilte, sen ölçtün. Kiltuma, ikiniz ölçtünüz. Kiltum, siz ölçtünüz. Kilti, sen ölçtün. Müennese söylerken. Kiltuma, ikiniz. Kiltunle, siz ölçtünüz. Ve kiltu, ben ölçtüm. Yine kilna, biz ölçtük şeklinde çekimlerini görüyoruz. Ayet-i kerimede geçen kiltum, siz ölçtünüz manasıyla müzekker, muhataptır ve çoğuldur bu şekilde. Ve son alıştırmamız, haddit fi hadihil ayatil fiilel ecvef. Yine yani ayet-i kerimedeki ecvef fiili belirle. Ve la nudî'u ecrel muhsinin. Yusuf suresine geçen bir ayet-i kerime. La nudî'u, zayi etmeyiz. Ecre, ücretini, muhsinlerin ücretini, yani güzellik işleyen, güzel hareket eden, iyilik edenlerin biz sevabını, ecrini, ücretini zayi etmeyiz. La nudî'u, ecve fiildir. Ve nudî'u fiilinin muzari olduğunu başındaki nundan anlıyoruz. Yine ecvef olduğunu da ortasındaki y'den anlıyoruz. Yudî'u, o zayi ediyor. La yudî'u, o zayi etmez. Yudî'ani, o ikisi. Yudî'une, onlar. Tudî'u, o müennes. Tudî'ani, o iki müennes. Ve normalde cem'ül müennes bu şekilde yudî'ne iken y hareketsiz olduğu için sakin, aynında cezimli olduğu için sakin ve y İki sakinden birisi olduğundan siliniyor. Yudu'ne kalıyor. Tudî'u, sen zayi edersin. La tudî'u, sen zayi etmezsin. Tudî'ani, ikiniz. Tudî'une, siz. Ve müennese geldiğimizde. Tudî'ine, sen zayi ediyorsun. La tudî'ine, sen zayi etmezsin. Yine la ile beraber nefi vardır. Tudî'ani, ikiniz. Tudî'ne, gayipte olduğu gibi ye silinmiştir. Bu şekilde gelmiştir. Udî'u, ben ve nudî'u, biz şeklindedir. Bu fiilin aslına gidersek aslı daya'adır. Yani biz sözlükte aradığımız zaman daya'aya bakmamız gerekecek ve ortası illet harfidir. O ye elife dönüşecek. Da'a olacak. Da'a zayi etti manasındadır. Ve ayet-i kerimedeki fiil if'al babında muzaridir. İf'al babında mazisi eda'a şeklindedir. Muzarisi yudî'u, mastarı ida'aten şeklindedir. Ve nudî'u ile nefs-ül mütekellim, yani biz manasını anlatan çekimi geçmektedir. La nudî'u nef'ül istikbal olmaktadır. Yani geleceğin olumsuzu olmaktadır. Demek ki if'al babında muzari bir fiili görüyoruz ayeti kerimede. Evet değerli izleyiciler, ecvef fiillerle ilgili alıştırmalar gördük. Gelecek bölümde inşallah farklı konu ve farklı örneklerle buluşmak dileğiyle.